Türkiye'de koronavirüsü salgını nedeniyle son bir ayda e-ticarete başlamak isteyen KOBİ sayısı %50 artış gösterdi. Gıda, market, temizlik, dezenfektan, kitap, oyuncak, küçük ev aletleri ve çocuk tekstili kategorilerinde e-ticaret sitelerinin satışları %200 arttı. Peki Alanya halkı alışverişini online sitelerden mi yoksa alışveriş merkezi ya da semt esnaflarından mı tercih ediyor? Koronavirüs sürecinde pek çok yerin kapalı olması sebebiyle vatandaş internet alışverişine yöneldi. Peki internetten alışveriş yapmak ne kadar güvenilir? Alanya'daki vatandaşlar internetten alışverişi ne derecede tercih ediyor? Mikrofonlarımızı Alanya'daki vatandaşlara uzattık. Bakalım ne tür cevaplar aldık. Ayşe Hanım, internetten alışveriş yapıyor musunuz? Yok, almıyorum. Hiç alışveriş yapmıyorum. Sebep ne? Güvenmiyorum çok. Güvenmiyorsunuz. Bugüne kadar hiç yaptınız mı peki? Yok. Hayır, yapmıyorum. Neden efendim? Yeterince güvenli bulmuyorum. Hayır. Neden efendim? Çok internet dolandırıcılığı olduğu için tevessül etmek istemedim. Güvenmiyoruz. Hiç güvenmiyorum. Hiç güvenim yok. Bugüne kadar hiç alışveriş yapmadım. Hiç yapmadım. Hayır. Hayır. Neden efendim? Ben alacağım şeyi gerçeğini görüp verdiğim paranın karşılığını görerek almak isterim. Alacağınız her şeyi görmek istiyorsunuz. Lütfen. Peki dolandırıcılık vesaire mevzuları çok oluyor. Bundan dolayı da bir korkunuz var mı? Yok, öyle ilgili bir korkum yok. Zaten internetten alışveriş de yapmıyorum. Yapan arkadaşlar da dolandıran bir sürü sitelerim olduğunu duyuyorum. İnternetten bazen. Ne tercih ediyorsunuz? Mesela elektronik eşya olarak. Geçen hatta bir kettle, su kaynatıcısı var ya mesela. Ondan alıverdim internetten. Peki güvenli buluyor musunuz? Valla ya öyle çok her şeyi yapmamak lazım da ama arada sırada böyle ufak tefek şeyleri alıyorsun. Güvenli mi geldi? Sıkıntı yok yani, kullanıyorum şu anda. Bir sıkıntı. Yeni sitelerden mi alışıyorsunuz? Yani tabii illaki. Hayır. Neden? Ya güvenli bulmuyorum birincisi. Yani ikincisi de hani alacağım şeyleri görmem gerekiyor. Güvenmiyorsun. Yani çok güvenmiyorum internet sitelerine. Çünkü çok mağduriyet yaşayan insanlar var. Takip ediyorsunuz, dolandırıcılık da pek çok oluyor. Bunlar da sizi ürkütüyor mu? Yani dolandırıcılık tabii ki de var ama yani verdiğiniz ürünün birebir aynısı gelmiyor. Ya da işte uyduruk bir, mesela ayakkabı siparişi verdiğiniz zaman uyduruk bir bez ayakkabı gönderiyorlar. Daha sonra siteye ulaşamıyorsunuz, numaralara ulaşamıyorsunuz. Yani bunlarla karşılaşan çok arkadaşlarım var. O yüzden yani güvenilir bulmuyorum. Benim çocuklar yapıyor. Çocuklarınız yapıyor. Yapıyor. Peki güveniyor musunuz siz? Tek bir siteye güveniyor. Ondan alıyorum. Orada hiçbir hile hurda olmaz. Geçen çocuğa bir şey gönderdiler. Oyuncak aldılar. Doğum günü hediyesi diye. Kargonun ağzı açılmış. Pek adı yırtılmış. O da sitenin adını önce biliyordum. Şimdi bilemiyorum ama tahta da böyle atıp şey gibi oynanıyor. Her tarafı kırık geldi. Bunlar da tuttular, neredeyse müşteri hizmetlerini oraya şikayet ettiler. Resmini çekip gönderdiler. Çok 21 kişi aynı şekilde şikayet etmiş. Hiç kimse dönüp cevap vermedi. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Güvenilir siteler var belli başlı. Oradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Ama güvenmediğiniz, bilmediğiniz yerlerden yapmıyorsunuz. Yok. Yapmıyorum. Neden? Güvenmiyorum da. Güvenilir bulmuyorsunuz. Güvenilir bulmuyorum. Malı görüyorum, parayı veriyorum. Aldığınız ürünü görmek mi istiyorsunuz? Aldığım ürünü, hayır, internette alışveriş yapmayı istemiyorum. Hı hı. Peki. Giriyorum mağazaya, veriyorum parasını, malı görüyorum, alıyorum, bitiyor. Dokunabiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Aynen. Yani internet bedava veriyorum, şu malı al benden hediye dese yine almıyorum. Muhatabınız var çünkü bir sıkıntı olduğunda da. Aynen, muhatabı da pek de bulamıyorsun. Nerede buluyorsun? Arıyorsun işte abuduk gıbıdık kelimelerle, seni uzatmaktan başka yaptıkları bir şey yok. Malın bir yıl garantisi var diyor. Getiriyorsun, kapıya çıktığın zaman garantisi bitmiş. Ne diye güveneceksin ki yani? Güvenli bulmuyorum, alışverişli yapmıyorum. Yerine göre yapıyorum. Neye göre yapıyorsunuz ya da neye göre tercih etmiyorsunuz? Ya dolaşıyorum, hoşuma giden şeyler olursa yapıyorum yani. Seçeneğin çok fazla olması mı cezbediyor sizi? Aynen. Bir de kendime ihtiyaç olan şeyleri özellikle. Yani hoşuma giden şeyleri yapabiliyorum. Peki güvenli buluyor musunuz internet sitelerini? Güvenli yerlerden alıyorum zaten. Yani, öyle rastgele yerden almıyorum. O zaman sürekli alışveriş yaptığınız birkaç site var. Evet. Onlardan alışveriş yapıyorsunuz. Aynen.